Olaya ilişkin ön otopsi raporu çıktı fakat kesin ölüm sebebi tam olarak belli değil. Kesin ölüm sebebini belirleyebilmek için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan gelen katil raporu bekliyoruz. Ama ön otopsi raporunda ne var dersek, ön otopsi raporunda Muharrem Aksem'in vücudunun belli bölgelerinde ve yüzünde yabancı metalik cisimlere rastlanıldığı ve bu yüzünde ve vücudunda açık yara izleri, sıyrıklar tespit edildi. Zaten ölümüne de o saçma tanelerinin vücuda çok özür diliyorum, saçma tanesi değil. Metalik parçaların vücuda isabet etmesi sonucunda ölüm nedeni ölüme sebebiyet verdiği düşünülüyor. Otopsi raporunda sağ elinin bulunmadığı net bir şekilde görülüyor, biliniyor. Sağ eli bulunamadı. Sağ eli yoktu. Zaten biz olay yerine gittiğimizde de sağ eli yoktu. Vücudundan 12 adet metalik parça çıkarılıyor. Fakat bu metalik parçaların ne olduğunu söylemek çok erken. Bunlar için de balistik incelemeye gitti çıkan metalik parçalar. Dosyada şu an Adli Tıp Kurumu'na, dediğimiz gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Şu an için ön otopsi raporundan anlaşılan sadece bunlar. Kesin net bir bilgi yok. Ölüm saatine dair maalesef bir şey yok. Net bir şey yok. Şöyle, olay 2005'ten beri söyleniyor fakat oradaki yaşayan köy halkının, orada yaşayan insanların söylemine göre 2 senedir burada atış talimi net olarak yapılmakta ve yapılan atış talimlerinde çok ağır silahlar da kullanılmakta, bombalar atılmakta. Atış talimi olarak belirlenen yerde mevzuata uygunluk var mı derseniz, mevzuata aykırılık var. Kesinlikle uygunluk yok. Çünkü mevzuata göre oranın atış talim alanı olduğuna dair bir ya bir ibarenin ya bir bayrak asılması gerekiyor ve halka orayı atış talim alanı olarak kullanacakların duyurulması gerekiyor. Fakat ne köy halkına böyle bir duyuru yapılmış, ne de güvenlik önlemleri alınarak bir atış talim alanı oluşturulmuştur. Dikkat ederseniz zaten siz de olay yerini gördünüz. Kesinlikle ne bir güvenlik levhası, ne bir çevreleme, güvenlik önlemi hiçbir şekilde yoktu. Hani burada çok büyük bir ihmal olduğu zaten açık ve net bir şekilde görünüyor. Dediğim gibi vücuda mermi mi isabet mermi mi yoksa silah yaralanması mı, patlayıcı madde yaralanması mı söylemek çok erken. Hani bu konudaki açıklamalara biz kesinlikle erken olduğunu düşünüyoruz ve yanlış anlaşılmalara fazlasıyla sebebiyet veren açıklamalardır bunlar. Bunlara ilişkin de biz tam net bir şey söylemek için adli tıptan gelecek olan katil raporu bekliyoruz. Ama şu var, bomba da patlamış olsa, mermi de isabet etmiş olsa oradaki ihmali göz ardı etmemek gerekiyor. Çok büyük bir ihmal olduğu çok net bir şekilde görülüyor zaten. Bizim bundan sonraki aşamamız soruşturma dosyasını çok yakından takip etmek olacak. Zaten olay günü, olay gecesinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi de orada bulunuyorlardı. Gerekli incelemeyi de yaptılar. Biz buna ilişkin etkin soruşturmanın yürütülmesi için elimizden geleni yapacağız. Zaten idari anlamda da bir sorumluluk doğduğu nettir. İdari anlamda da gerekli hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Aslında çok yanlış anlaşılmalar, çok yanlış açıklamalar yapıldı. Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Muharrem Aksem 3 gündür kayıp değildi. Aynı gün kendisinden saat 5'ten sonra, 4.30-5'ten sonra haber alınamaması üzerine ailesi havanın kararmasıyla beraber aramaya çıktı ve gece saat 10 sıralarında buldular. Muharrem o gün evet hayvan otlatıyordu fakat hayvan otlatmayı kardeşine devrediyor. Kardeşine devrettikten sonra kendisi ben eve gidiyorum diye kardeşin yanından ayrılıyor. Hani hayvan otlatması esnasında da bu durum söz konusu değil. Yine vücudunda çok sayıda mermi izi olduğu söyleniyor ve vücudunun paramparça olduğu söyleniyor. Kesinlikle vücudunda çok sayıda mermi izi yoktu. Evet, dediğimiz gibi metalik cisimlerden kaynaklı delik izleri vardı. Fakat bunlar mermi izleri olduğuna dair ön otopsi raporunda bir beyan geçmiyor. Ve yine vücudu paramparça değildi. Sadece sağ eli bulunmamaktaydı. Buna ilişkin de görgü tanıklarının ifadesine göre gittiklerinde zaten üzerinde bir hayvanın olduğu, bir tilkinin olduğu beyan ediliyor. Bu kopmanın da hayvan yemesi sonucu mu yoksa herhangi bir patlama sonucu mu olduğu yine dediğim gibi katil raporda belli olacak.